Almanya'da kariyer yapmak için altın kuralları anlatmak istiyorum size. Sağlam bir şekilde kariyer yapmak istiyorsanız iş hayatınızda, o zaman bu videoyu sonuna kadar dikkatlice izleyin, öğrendiklerinizi not alın ve hayatınıza yansıtın. Emin olun ki bu kurallara dikkat eden kim varsa onlar çok sağlam bir şekilde kariyer yaptılar, iş hayatında başarılı oldular. Şimdi sevgili arkadaşlar, birinci kural: Almanya'da ırkçılık var. Bu ırkçılıktan dolayı mağdur olacaksın. Bir kere bunu kabul etmen lazım. Hani kabullenmek diyorlar ya, kabul et, bil, ona göre çalış. Ne yapacaksın? Sen eğer Türksen, saçların siyahsa, gözlerin mavi değilse, aksanın varsa, şiven varsa, Almanca konuşurken 100 tane iş başvuru gönderdiğinde kanıtlanmış verilere göre 100 tanesinden bir tanesi veya iki tanesi seni çağıracak. Ama sen eğer Alman ismine sahipsen, gözlerin yeşilse veya mavi ise, sarışın saçların varsa, uzun boyluysan, senin 100 tane gönderdiğin iş başvurusunda %30'u veya %40'ı kabul edilecek ve seni çağıracaklar. O yüzden bunu bil. Sen bunu bildiğinden dolayı ne yapacaksın? İş başvurusu yaparken 100 tane yerine 500 tane göndereceksin. Daha fazla başvuru göndereceksin. Hatta çok beğendiğin bir iş yeri varsa oraya ısrarla her hafta aynı yere başvuru gönder. Başvuruyu yap. Burada inat etmen gerekiyor. Bununla beraber bir kere niyetini sağlam tut. Çalışkan ve güvenilir olman gerekiyor. İş yerine girdin, sen normal oradaki insanlara göre 5-0 yenik başladın. Dolayısıyla daha fazla çalışkan olmalısın ve daha güvenilir olmalısın. Bununla beraber iş yerinde beklenen davranışlar var. Senden bir şeyler bekliyorlar. Bu beklentinin üstünde bir efor sağlaman lazım. Yani onlar %100 bekliyorlarsa sen %110, sen %105 daha fazla efor sağla. Onların beklentisinin dışında sonuçlar göster onlara ve bu şekilde senin çalışkanlığından dolayı ve güvenilir olmandan dolayı, merak etme, sana onlar değer verecekler. Bir niyetin içerisinde elbette şu da olmalı: maksimum derecede faydalı ol. Yani kendinden daha fazla iş yerine ne katacağım, onu düşün. Bu özverini eğer anlarlarsa gerçekten sana değer verecekler. Hak ettiğin parayı o zaman verecekler. Başlangıcı ırkçılıktan dolayı zor olabilir ama işin içine girdiğinde çalışkan insanları herkes seviyor, değer veriyor, kıymet veriyor. O yüzden sana değer verecekler. Bunu bil. Birinci kuralı söyledim. Daha fazla çaba ve gayret göstermen gerekiyor normal ortalamaya göre. Bunun yanında ikinci kuralı söyleyeyim. Patronlar her zaman sadık ve güvenilir eleman, personel istiyorlar. Yani patron sana bir talimat verdi, İkinci kez söyletmemelisin. Yani gönül rahatlığıyla sırtını dönüp gitmeli. Yani ben bunu söyledim, o benim dediğimi yapar. Bu imajı vermen gerekiyor. O yüzden sadık ve güvenilir olman gerekiyor. Hani bir kural var: beceriler öğrenilir ama karaktersizlik zor çözülür. Dolayısıyla karakterini güçlendir. Beceriler öğrendin ama her şeyinle, elinle, sözünle, duruşunla güzel örnek ol. Güçlü, karakterli insan ol. O şekilde güven kazanırsın, sana değer verirler. Yani burada biraz önce dediğimiz gibi hülasa: kaliteli insan. Kaliteli insana herkes değer veriyor ama kaliteyi arttırmak için kendi üzerinde çalışma yapman lazım. Donanımını arttır. Her şeyinle örnek ol. Bunun yanında disiplin olmazsa olmaz. Çünkü Almanların öyle bir mentalitesi var. Çok disiplinliler ve hiç taviz vermiyorlar bu konuda. Ein Mann, ein Wort diyorlar. Yani bir adam bir söz. Bir kere söyledi, bir adam bir kere söyler, ondan sonra olay bitmiştir, imzalanmıştır diye kabul ederler. O yüzden disiplinli olacaksın. Asla disiplinsiz insan olma. Disiplinsiz insanı kimse sevmiyor. Bunun yanında üçüncü kural: özgüvenini arttır. Özgüvenli ol. Çünkü özgüveni olmayan insanla kimse iletişime girmek istemiyor. Yani onunla alışveriş yapmak istemiyor. Kimse evlenmek bile istemiyor özgüveni düşük olan insanlarla. Neden? Çünkü
Şöyle düşün. Özüne güvenmeyen bir insan, kendine güvenmeyen, yani kendine güvenmiyor. Başkası neden güvensin ki? Yani kendine saygı duymayan, öz saygısı olmayan, kendini sevmeyen insanı kim sevsin? Neden ona saygı duysunlar? Neden sevsinler? O yüzden özgüvenini arttırmak için çaba göster. Özgüveni düşük olan elemanları kimse yanında çalıştırmak istemiyor. Yani ondan alışveriş bile yapmıyor kimse. Dolayısıyla özgüvenini arttırmak için çaba göster. Özgüven nasıl arttırılır? Bu konuyla alakalı YouTube videolarımız var. Biliyorsunuz sizin için 900'ün üzerinde video yaptık. Onların arasında özgüven nasıl arttırılır anlattık. Onları izlemenizi tavsiye ediyorum. Özgüveni düşük olan insanlar başarılı olamıyorlar genel anlamda. Potansiyelini minimal derecede kullanıyorlar. Minimum, böyle en az potansiyelini kullanıyorlar. Aslında içinde aslanı var ama uyuyor. O aslanı uyandıramadıkları için tam kullanamıyorlar enerjilerini, potansiyellerini keşfedemediklerinden dolayı açlık sınırında yaşıyorlar. Sanki hayattan o şekilde faydalanabiliyorlar. Bu insanlar kendi başlarında kaldıklarında potansiyelini asla fark edemezler. Tek başına mümkün değil. Bununla beraber bu insanlar risk almazlar, devamlı sorumluluktan kaçarlar. Özgüvensiz insan kariyer konusunda çok başarısız olur, kariyer yapamazlar, yükselemezler değerli arkadaşlar. O yüzden Almanya'da kariyerini sağlam bir şekilde yükseltmek istiyorsan, kariyer yapmak istiyorsan o zaman özgüvenin üzerine çalışma yapman gerekiyor. VIP programlarımızda da aynı zamanda bu konunun üzerine çok gidiyoruz. Duruşuyla, postürüyle, her şeyle, yürüyüşüyle özgüveni olan insanlar karşı tarafa enerjilerini aktarıyorlar. Biz de bunları tek tek gösteriyoruz nasıl yapılacağını ve o şekilde özgüvenlerini arttıran arkadaşlarımız lider pozisyonlarına geliyorlar. Sorumluluklar aldıklarından dolayı, yaydıkları enerji ve motivasyondan dolayı. Bunun yanında değerli arkadaşlar, dördüncü maddeye gelelim. Yüksek bir pozisyona yükselmek için en önemli konulardan bir tanesi iletişim becerilerini güçlendirmek ve liderlik yeteneklerini kullanmak. Bu becerilerini arttırmak için gayret göstermek. Yani birincisi iletişim. Şöyle diyelim, şu dünyada bütün olumsuz olayların %96'sının sebebi iletişim eksikliği. Yani iletişimde kazalar ailede sorun yapıyor, meslekte sorun yapıyor, parada sorun yapıyor, siyasette sorun yapıyor, devletler arasında savaşlar çıkarıyor. Sağlık konusunda örneğin her gün Almanya'da 270 kişi yanlış iletişimden dolayı, yanlış ilaçtan dolayı 270 kişi her gün ölüyor değerli arkadaşlar. O yüzden iletişim olmazsa olmazlardan bir tanesi, iletişim becerilerini güçlendirmen gerekiyor. Bununla beraber liderlik dedik değil mi? Liderlik becerileri. Lider ne demek? Etkili insan demek. Yönetebilen insan, yönlendirebilen. Yani hiçbir şey yapmasa bile duruşuyla konuşabilen ve insanları çeken, lokomotif gibi çekip veya arka taraftan da itebilen bir insan. Etkili insan. Çocuğuna sadece bakışlarıyla etkili olabiliyor bazı insanlar değil mi? İşte liderlik becerileri insan kazanabiliyor, öğrenebiliyor. Hiç konuşmasa bile oturuşuyla, duruşuyla veya cümleleriyle, tek kelimeyle insanları etki altına alabiliyor. O yüzden eğer yükselmek istiyorsan, iyi pozisyonlara gelmek istiyorsan liderlik becerilerini de geliştirmen lazım. İletişim becerilerinin yanında. Bunun yanında liderlik becerileri motivasyon sağlayabilmek. Ekibe. Bu becerileri de kazanmış oluyorsun. Bu konularla alakalı yine videolarımız var. YouTube kanalında İsa Mail ve liderlik yazın. Birçok video çıkacak karşınıza. O videoları izleyin ve liderlik becerilerinizi nasıl geliştireceksiniz? Aynı zamanda VIP özel gruplarımızda da bu konularda çalışmalar yapıyoruz. Bir haftada, iki haftada liderlik becerilerini kazanarak etrafındaki insanlara etki yaptıklarını gördüğünde şaşırıyorlar. Tabii biz alışığız ama onlar yeni katıldıkları için programlarımıza şaşırıyorlar. Bir hafta, iki hafta sonra ya hocam hiçbir şey demedim ama benim kocam bana daha fazla değer veriyor. Veya benim evladım benim sözümü dinliyor. Veya müşterilerime daha hızlı ürün satabiliyorum diyorlar. Neden? Çünkü tesiri var artık konuştuğunun.
tesir var. Duruşunun, postürünün, yürüyüşün tesir var. Etki yapabiliyor etraftaki insanlara. Şimdi gelelim 5. madde ve son madde, en önemli maddelerden bir tanesini şimdi anlatayım. Kendini tanımak. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın, değil mi bu hadis-i şerif? Ömrünü zayi etmemek için, israf etmemek için, çöpe atmamak için, hani ot gelip saman gitmemek için en önemli yapman gereken davranışlardan bir tanesi kendini tanımak. Kendini tanımak için gayret göstermen gerekiyor. Kendini tanıyan hayatı tanır, hayatını güzelleştirir, ömrünü israf etmez, hayatından tat alır, ruhunu güçlendirdiği için egosunu yener, nefsini yenebilir. Kendini tanıyan insan, ruhu güçlü olan insanlar hem dünyada hem ahirette kazanır. Dolayısıyla kendini bil, kendini tanı. Kendini tanımak, hemen örnek vereyim. Kendini tanımak nedir? Senin ayak bağların vardır, engellerin vardır. Onların ne olduğunu bul, onları çözmeyi öğren. Seninle hedefin arasında engeller, onları bulman lazım. Bunun yanında herkesin bir potansiyeli var, yeteneği var, becerileri var. Keşfedilmemiş yetenekler duruyor kenarda. Uyandırılmamış bir aslan var, öyle düşün. Eğer sen kendini tanırsan, kendini keşfedersen o zaman o içindeki aslanı uyandırırsın. Düşünsene, uyandığı zaman hedeflerine çok hızlı varırsın. Tabii o hedefler yetmiyor. Ondan sonra yeni bir hedef, yine yeni bir hedef ve hızlı bir şekilde Almanya'da örneğin kariyer yapabilirsin. Mesleğinde daha başarılı olursun. Bununla beraber kendini bildiğin zaman sınırlarını da çizersin. Yani senin kırmızı çizgilerin nelerdir? Ne değildir? Birey olursun, kişi olursun. Birey olduğun zaman da kendi sınırlarını göstermiş olursun. Eğer kendini tanırsan kimse sana saygısızlık yapmaz, değer vermemezlik yapmaz. Kendini bildiğin zaman senin değer verdiğin ne varsa o değerlere saldırı yapmalarına müsaade etmezsin. Senin için önemli olan ne? Aile, sağlığın veya senin kişiliğin. Buna kimsenin saygısızlık yapmasına müsaade etmezsin. Çünkü çizgilerin var. Kimse sana zarar veremez biiznillah. Sevgili arkadaşlar, bunlar, bu maddelere dikkat edersen, hayatına uygularsan, hayatına yansıtırsan çok ciddi anlamda hızlı bir şekilde, sağlam bir şekilde kariyerinde başarı sağlarsın. Bu dediklerimi not al, hayatına yansıt ve sevdiğin arkadaşların vardır, dostların vardır. Onlara paylaş, onlara gönder. Mesleğe yeni başlamış arkadaşlara gönderirseniz daha fazla insanlara yardımcı olmuş oluruz. Biliyorsunuz iyilikler paylaştıkça çoğalır. Bununla beraber daha hızlı ve daha detaylı bir şekilde mentor eşliğinde ilerlemek istiyorsanız o zaman ne yapabilirsiniz? Bizim bu yönde programlarımız var. Biz şuna inanıyoruz. Kısa seminerler, bir haftalık, iki haftalık seminerlerle insanlar hedeflerine ulaşamıyor. O yüzden einzigartig ve özel, kişiye özel 3 aylık, 6 aylık programlarımız var. Online olarak mentörlük programlarımıza katılan insanlar hayat kalitelerini arttırıyorlar ve iş hayatında, kariyer hayatında çok sağlam, hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorlar. Eğer sen de bu yönde destek almak istiyorsan, hayat kaliteni arttırmak istiyorsan, kalıcı başarıya ulaşmak istiyorsan o zaman bizim programlarımıza katılmak için hemen videonun altındaki linke tıkla. Her şey uyarsa o zaman seni de programımıza alır. Seni de Allah'ın izniyle hedefine götürürüz. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla. Formu doldur, gönder. Eğitimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.